Sultan İbrahim ağabeyinin ölümünden sonra 1640'ta tahta geçtiği zaman Sultan 4. Murat da 28 yaşında öldüğü zaman. Yani genç yaşta ölmüştür. Sultan İbrahim haremde hapis o zaman. Daha şimşirlik kısmı yok. Şimşirlik ne? Yani şehzadelerin haremde şimşir ağaçlarıyla çevrili hapis yattıkları bir daire. Çevredeki şimşir ağaçlarından dolayı burası şimşirlik diye anılmıştır. Dördüncü Murad'ın ölümünü bildirmek için İbrahim'in yanına geliyor Sultan İbrahim. Diyorlar ki ağabeyiniz hak tecelli etti, vefat etti. Taht sizindir. Tabii o hile zannediyor. Bana diyor hile yapıyorsunuz. Öldürecek. Allah diyor ağabeyime uzun ömür versin. Taç istemem. Kapıyı kilitlemiş. Kapıyı kırıp açıyorlar. Kösem Sultan geliyor. İkna etmeye çalışıyor. Kösem nesi oluyor? Annesi. Ya söylesene Kösem şimdi. Sultan 4. Murad'ın da Sultan İbrahim'in de annesidir. Ben ne bileyim ki bu? Diyor ki oğlum bak gel. Mesela ilk gün o Sultan bir tane böyle cenaze gösteren bir resim vardı. Allah aşkına bu Kösem mi? Mihrimah bu Kösem mı? Sultan'ın. Her yerde bunu veriyor. Bu Kösem Sultan. Derler. İlk gün de soruyordu. Kösem derler bilmiyoruz bunu. O bir tane şey vardı ilk gün cenaze gösterilen bir resim. Mesela Sultan İbrahim'e 4. Murad'ın cenazesinin gösterildiği hayali siyah beyaz. Hayali bir resim. Evet bu hayali bir resim. Riko'da. Sultan İbrahim yanında annesiyle birlikte 4. Murad'ın cenazesine bakıyor. Cenazeyi gördükten sonra ikna olmuş öldüğüne. Bunu da eskiden Stalin yaparmış hocam. Evet. Stalin öldü diye gider yatarmış. Muhalifler yaşasın zalim öldü bilmem ne filan. Kalkar rejim düşmanı. Evet. Halk düşmanları diye. Hepsini idam ettirirmiş. Tabii 4. Murad'ın ölümünden sonra Sultan İbrahim tek kalmış. Tahta çıktığı zaman devleti devam ettirecek şehzadesi yok. Burada şunu söylemek lazım. Cumhuriyetten önceki veya Osmanlı Devleti'nde olsun, diğer devletlerde olsun devleti devam ettiren unsur hanedan. Hanedanın erkek çocuğu varsa devlet devam ediyor, hanedanın erkek çocuğu yoksa devlet devam etmiyor. Yani büyük bir kaos var. Sultan İbrahim'in çocuğu olmadığı takdirde hanedan-ı Ali Osman'ın geleceği tehlikede ve devletin geleceği tehlikede. Bütün saray halkı 4. Murat'tan sonra Sultan İbrahim'in çocuğu olsun diye faaliyete geçiyor. 2 sene de çocuğu olmamış. Yani, faaliyete nasıl geçiyor? Cariye getiriyorlar. Bunu söyle, yani onu söyleyeceğiz. Yavaş. Her yerden cariye getiriliyor. Kuvvet macunları getiriliyor padişaha. Bir an önce cari çocuğu olsun vesaire diye ama uzun sürede olmayınca büyük bir endişe tabii. Sonunda 1642'de 4. Mehmet yani meşhur Avcı Mehmet doğuyor. Ve onun annesi de çok önemli bir isim. Türk tarihinin en önemli isimlerinden birisi Turhan Sultan. O da Kösem şey gibi Hürrem Sultan gibi Ukraynalı. Yani o toprak. Hürrem Sultan gibi Ukraynalı. Ha. Yani o topraklardan gelmiş. Tabii bunlar Rus da olabilir, Ukrayna da olabilir. Ama Ukrayna'da doğmuşlar. Çok akıllı bir kadın. Onun annesi. Tabii, bu arada şey geldi. Ne resim mi geldi? Resim geldi sevgili seyirciler. Demin rica ettim şeyi göndermeyin yani o resmi internette bulamazsınız. Şimdi ben size göstereceğim. Lagari'nin şu şeyi de takalım. Senin hard diskten, hard diskinden çıktı. Buradan geldi. Efendim arkadaşlar getirdiler sağ olsunlar. Şimdi Hans Ludwig von Kufstein. Kufstein. 1628'de 4. Murad'a gelen Avusturya elçisi. Dediğim gibi aile şeyin Celal Hoca'nın arkadaşı, dostu. Hatta bu tablolar orada duruyormuş bir kısmı. Bir iki tanesi bizde. O da duruyormuş. Yani gitsek de beraber inşallah bir gideceğiz bir ben gün. Ben şeyi tercüme ettirttim. Yayınlatacağım onu. O Kufstein'in hatıralarını. Kufstein? Şu kitabı mı? O kitabı. Ya şu durum mu arkadaşlar? Bütün dikkatimizi dağıtıyor biz. O işe yaramıyor. Evet. Ya kapatsın abi. Karşıda bir şey ışıklı dönüp duruyor böyle. Spor şeyi. Evet. Ay şeyler tanıtım şeyi. Şimdi ilk hücum şuradan verelim yavaş yavaş. Bu Kufstein'in bu kitabı mı çevirdin herhalde? Bunu çevirdik. Hatıraları. 1628. 1628'deki Kazeli şeyin imparatorluk elçisinin 4. Murat. 4. Murat nezdindeki imparatorluk elçisinin hatıraları. Şurada ismi görüyorsunuz. Hans Freyhan yani kont gibi bir şey. Bilmiyorum Almanca benim pek. Von deyince zaten asil. Hepsi değil. Hepsi değil. Mesela Erhan olsa Erhan von Tokadi şey olacak. Nurhan von New York. İngilizce. Niye New York? Reşadiye. Rektör von New York. Davetiye için söyledim hocam.
Von, efendim şu, Kopfsteins, şöyle büyüteyim, bu adam. Karl Tepri yayınladı bunu da. Bu. Şimdi, evet. Bu Kopfstein'in çizdiği resimlerden bazıları. Cirit değil mi o? Cirit, 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 evet. Şimdi birkaç tanesini göreceğiz. Bu, işte Kopfstein çizmiş. Çizdirmiş veya. Çizdirmiş. Ha bakın, bu resim işte, bu harem. Sevgili seyirciler, şurayı büyütüyorum. Bu Sevgi'nin koleksiyonu. Evet, Sevgi Hanım'daki. Burada maymun var. Şempanze var, şu. Hmm. Yalnız yan evet, taraf çıkmıyor pek ilk gün. Biraz yana çeksene şeyi. Küçültemez misin? Küçülünce tamamen gidiyor. Şu, hı, şöyle büyüteyim. Serbest abi. Şu. Ha? Serbest geziyor. Serbest geziyor ortada. O maymun gezer ama. Çünkü onun günde bir saat bir azma şeyi vardır, onun dışında gezer. Görüyorsunuz. Çalgılar doğru mu? Bizim minyatürlere göre doğru. Bu şey efendim. Bu ceza. Esnaf sahtekarlık eden esnaf vesaire falan. Bunu söyleyelim seyircilerimize. Burada büyütelim. Yani herhangi bir sattığı malda hile yapan, eksik satan, bu kalitesiz mal satanları böyle devlet teşhir ediyor. İpi de burnuna bağlamış adam. Alır. Şu. Bakın şurada burnundan geliyor, boynundan değil. Buna bağlı. Savaş zamanlarında mesela, hı, dükkanın kapısını asıyorlar. Adama. Tabii. Veya bazen elini çiviriyorlar. Özellikle çünkü savaş zamanı. Kesip zaman, mi canlı şey kesmeden? Canlı canlı elini çiviriyorlarmış yani. Çünkü, hı, özellikle ekmek ve et gibi ana madde, gıda maddelerinde kara borsacılık yapanlara falan çok ağır cezalar veriliyor. Evet. Şimdi efendim bir diğer. Bu Mevlevihanede ayin. Galata mı bakıyorsun acaba? Bilmiyorum. Şeyler var. Dipnotta açıklamaları, hı, var da şimdi. Genellikle Galata oluyor. Yabancılara en çok açık olan yer. Efendim, bu şey. At meydanı. İşte at meydanı. Yani Sultanahmet. Ara verecekmişiz. Veririz, şu resmi görelim. Hı. Bu elçinin kabulü. Evet. Elçi şurada. Dördüncü Murat. Dördüncü Murat. Ve bu elçiye verilen yemek. Bakın bu enteresandır. Türkler de tabureye falan oturmuşlar burada. Hayır, misafirleri yabancılara oturuyorlar. İşte kendileri de hocam burada Türkler kendileri de var. Kendileri sedire oturuyorlar. Hayır, ha sedire, ha öyle mi? Hayır tabii, arkadalar. Türkler tabi. Ha, Türk sedire oturuyor. Şapkalıyor birileri zaten. Evet.